Evet yeniden hepinize merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte kanalın üzerinde birçok ürünün inceleme fırsatı bulduğum ve özellikle de fiyat performans odaklı ürünleriyle ön plana çıkan QCI markasının ilk defa piyasaya sürmüş olduğu akıl saati olan QCI Watch GTC modelini mercek altına alıyoruz. İsterseniz şöyle hızlıca bir kutusunu açalım. Sonrasında ise detaylarımıza bakalım. Evet gördüğünüz gibi oldukça sade bir kutu tasarımı bizleri karşılıyor. Ön tarafta ürünümüzün görseli ve model bilgileri bulunuyor. Hatta saatimizin bu görseli de kabartmalı 3D print olarak karşımıza çıkıyor. Arka kısmına baktığımızda saatimizle alakalı teknik detaylar üretim bilgilerinden bahsedilmiş. Yan tarafta da tüm QCI modellerinden alışkın olduğumuz Be Creative Go Beyond sloganı ile akıllı saatimizi eşleştirirken kullanabileceğimiz QR kodumuz bulunuyor. Kutuyu açtığımızda ise bizlere akıllı saatimiz karşılıyor. Alt kısımda bir adet manyetik şarj kablomuz ve son olarak da kullanım kitapçığımız bulunuyor. GTC modelinin tasarım kısmına bakacak olursak bu noktada tabii ki şöyle saati ilk elimize aldığımızda ekranla karşılaşıyoruz ve bu noktada 1.85 inçlik 240x280 piksel çözünürlüğünde TFT LCD bir panelden yararlanılmış. Tabii ki AMOLED bir ekrana sahip değil ama oldukça iyi bir başarımı olduğunu da söyleyebilirim. Saatimizin üzerinde 22 mm'lik kordonlar bulunurken Dilerseniz de bu kordonları kendi kişisel zevkinize göre değiştirebilir ve farklı renklerde de kullanabilirsiniz. Tabii ki kordonlarımızın kullanım ergonomisinin de oldukça rahat olduğunu söyleyebilirim. Alt kısımda kalp atış hızımız, tansiyon kandaki oksijen miktarları gibi verileri ölçmeye yarayan sensörlerimiz yer alıyor. Hemen üst kısmında da şarj pinlerimiz bulunuyor. Kasa olarak metal görünümlü plastik malzeme kullanılmış ve bu yapısı gereği de kolumuzda 34.8 gramlık ağırlığı düşünüldüğünde gün içerisinde de ergonomik olarak sorunsuz bir kullanım imkanını bizlere sunuyor. Yan tarafta bir adet fiziksel tuşumuz yer alıyor. Bu tuş ile birlikte de saat ekranını uyandırabiliyor. Aynı zamanda da menüler arasında geri dönme işlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Genel olarak ekran kasa oranı düşünüldüğünde QCI GTC modeli kavisli ve kibar yapısıyla da ön plana çıkıyor. Teknik detaylarımıza baktığımızda Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan saatimiz içerisinde bulunan 220 mAh'lik bataryayla tüm ölçüm verileri açık olduğunda ve yoğun kullanımlarda ortalama olarak 4,5-5 günlük bir kullanım imkanı sunabiliyor. Tabii ki uygulama üzerinden ölçüm ayarlarınızı, ekran parlaklığınızı ve kullanım sıklığınızı düşürdüğünüzde de 10 ila 15 gün kadar tek bir şarj ile idare edebiliyorsunuz. Saatimizin üzerinde 70 spor modu bulunurken uygulama üzerinden değiştirebileceğiniz 100 adet tema ile birlikte de çok farklı stillerde kadranlardan yararlanabiliyorsunuz. Ve son olarak GTC modelimizde IPX8 suya karşı dayanıklılık sertifikasının bulunduğunu da belirtelim. İsterseniz ilk olarak saatimizi uygulamasıyla nasıl eşleştirebileceğimize sonrasında ise menü kısmındaki detaylarımıza bakalım. Evet ilk olarak kutu üzerinde yer alan QR kodu kameramız yardımıyla okutuyoruz ve QCI uygulamasına giriş yapıyoruz. Ardından sağ üst köşede yer alan artı butonuna tıklıyoruz. Add watch dedikten sonra saat üzerinde gelen bildirimden onayı veriyoruz ve artık saatimiz kullanıma hazır. Uygulama üzerinde akıllı saatimize tıklamamız durumunda bizleri günlük verilerimizin yer aldığı data bölümü karşılıyor. Bu kısımdan kalp atış hızımızı, kan basıncımızı, Tandaki oksijen miktarımızı günlük attığımız adımları görebilirken dilersek üzerlerine tıklayarak haftalık, aylık raporlamaları da görebiliyoruz. Üst tarafta yer alan diğer bir seçeneğimiz Workouts üzerinde de yapacağımız spor aktiviteleri ile alakalı ayarlamalarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Ve son olarak uygulamada yer alan ayarlar bölümünden de saatimizin arayüzünde yapabileceğimiz değişiklikler menüsüne ulaşıyoruz. Bu kısımda watch face'e tıklayarak saat kadranlarımızı değiştirebiliyoruz biliyoruz Hatta Customize Watch Face bölümünden galerinizde yer alan herhangi bir fotoğrafı da ekran kadranı olarak ayarlayabilirken saat üzerindeki rakamların renklerini de düzenleyebiliyorsunuz. Health Monitoring kısmından kalp atış hızınızın 24 saat boyunca ölçülüp ölçülmemesinin ayarını açıp kapatabiliyorsunuz. Altında yer alan kandaki oksijen miktarı seçeneğinden de bu değerin gün içerisinde hangi aralıklarla ölçülmesini istiyorsanız ona göre tercihlerinizi yapabiliyorsunuz. Bildirimler yani Notifications bölümünden de saatinizin üzerinde görmek istediğiniz uygulamaların bildirimlerini açıp kapatma işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca uzun süreli hareketsiz kalmanız durumunda da saatinizin sizi uyarmasını da isteyebiliyorsunuz. Kol arama kısmında gelen aramaların saatinizde sizi uyarıp uyarmamasını aktif edebiliyorsunuz. Shake foto ile saatinizi sallayarak fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Saatimize bakacak olursak ilk olarak seçmiş olduğumuz kadran bizleri karşılıyor. Dilerseniz bu kadranın üzerinde 3 saniye basarak içerisinde yer alan 5 adet hazır bulunan kadranları anlık olarak değiştirebiliyorsunuz ya da uygulama üzerinden de biraz önce bahsetmiş olduğumuz 100 adet farklı stilden yararlanabiliyorsunuz. Saat üzerinde parmağımızı sağdan sola çektiğimizde sırasıyla o anki durumumuzu, kalp atış hızımızı kan basıncımızı, kandaki oksijen miktarımızı, uyku takibi verilerimizi anlık olarak hava durumunu görebiliyoruz. Ve son olarak da müzik kısa yolu ile birlikte telefonumuzda dinlemekte olduğumuz müziğin sesini kısıp açabilirken dilersek de parçalar arasında geçiş yapabiliyoruz. Parmağımızı soldan sağa çekmemiz durumunda da telefonumuza gelen bildirimlere kısa yoldan erişim sağlayabiliyoruz. Bildirimler görmüş olduğunuz gibi biraz küçük gözükse de üzerine tıklamanız durumunda daha okunabilir bir hale gelerek yeterli bilgiyi de bizlere verebiliyor. Ama maalesef emojiler bu saat üzerinde gözükmüyor. Parmağımızı yukarıdan aşağı çekmemiz durumunda tarih, saat ve kalan şarjımızı görebiliyoruz. Alt kısımda bulunan ikonlar yardımıyla da uyku modunu alma, saatimizin ekran parlaklığını ayarlama, bileğimizi döndürdüğümüzde saatin ekranının uyanıp uyanmaması durumunu değiştirme, alarm kurma, telefonumuzu bulmak için bildirim gönderme ve genel saat ayarlarımıza ulaşabileceğimiz kısa yollara erişim sağlıyoruz. Ve son olarak parmağımızı aşağıdan yukarıya kaydırmamız durumunda saatin menüsüne ulaşıyoruz. İlk olarak spor modlarımız bulunuyor. Bu bölümden anlık olarak yapmakta olduğumuz sporun kategorisini seçerek aktivitelerimizi başlatabiliyoruz. Hemen altında yer alan durum ile birlikte de günlük yakmış olduğumuz kilokalori, atmış olduğumuz adım ve kat etmiş bulunduğumuz mesafeyi görebiliyoruz. Sonrasında sırasıyla kalp atış hızımızı, kan basıncımızı, kanımızdaki oksijen miktarımızı ve uyku takibi verilerimizi kontrol edebileceğimiz seçeneklerimiz yer alıyor. Ardından hava durumu, müzik, mesajlar ve alarm kurabileceğimiz kısa yollar bizleri karşılarken saatimizin üzerinden de hızlı erişim sağlayabileceğimiz kronometre, zamanlayıcı, nefes egzersizi seçeneklerini de menü tarafında karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Dilerseniz yine bu kısımdan telefonunuza uyarı gönderebiliyor. Dilerseniz de eşleşme modu için QR kodunuza ulaşabiliyorsunuz. Kurmak seçeneğinden de saat kadranlarınızı değiştirebiliyor. Ekranınızın parlaklığını artırıp azaltabiliyor. Ekranın açık kalma süresini ayarlayabiliyor. Bileğinizi döndürdüğünüzde ekranın uyanma durumunu kapatıp açabiliyor. Dil çerçilerinizi düzenleyebiliyor. Saatinizin hakkında bilgilere erişim sağlayabiliyor. Tabii ki saatinizi bu bölümden kapatabiliyorsunuz. Evet yaklaşık olarak bir haftadır saati deneyimliyorum, test ediyorum ve açıkçası QCL GTC modelinin dokunmatiğini, menüler arasındaki geçiş hassasiyetini ve vermiş olduğu tepkiyi beğendim. Birçok kişi merak ediyordur, titreşim hassasiyeti de oldukça başarılı çalışıyor. Telefonunuza bir bildirim geldiğinde ya da bir arama geldiğinde rahatlıkla kolunuzda bunu hissedebiliyorsunuz. Yani ben alarm kurup bu saatle uyanabildim. Bunu da belirteyim. Geçirmiş olduğum bu bir haftalık süreç içerisinde tabii ki bağlantı tarafında da herhangi bir problemle karşılaşmadığımı sizlere aktarmak istiyorum. Bu gibi akıllı bilekliklerde, akıllı saatlerde en büyük problemlerden bir tanesi de budur biliyorsunuz. Ve gönül rahatlığıyla bunu sizlere söyleyebilirim. Oldukça başarılı bir bağlantı özelliğini bizlere sağlıyor. Ekran kasa oranı düşünüldüğünde hem kibar hem de sportif yapısıyla ve özellikle de üzerinde bulunan bu değiştirilebilir kordonun sayesinde bence birçok kişinin rahatlıkla kullanabileceği oldukça güzel bir saatle karşımıza çıkıyor ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de tek bir şarjla uzun süreler bu saati kullanabiliyorsunuz. Eksi olarak değerlendireceğim kısım aslında uygulama tarafında yarı Türkçe yarı İngilizce kullanılmış olması. Tabii ki bu gelebilecek bir güncelleme ile beraber bence düzeltilebilir ama yine de şu an görmüş olduğum bir eksik. Bunun dışında gelen aramaları bu saat üzerinden meşgule atabiliyorsunuz ama maalesef telefonunuzu sessize alamıyorsunuz bunu da bu saat üzerinde görmüş olsaydık bence çok daha güzel bir deneyim yaşayabilirdik. Yani gözüme çarpan eksiler de bunlar. Şu an videoyu yanılamış olduğum tarih itibariyle 450 TL'lik bir fiyata satılıyor arkadaşlar. Açıklamalar kısmına bir link ekleyeceğim. İsterseniz buradan anlık olarak güncel fiyatını takip edebilir, isterseniz de satın alma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada sizlere küçük bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Bu tarz incelemiş olduğum ürünleri zaman zaman dolap uygulamam üzerinden uygun fiyatlı olarak sizlerle birlikte buluşturuyorum. Tabii ki bunları bir gün öncesinde yeni açmış olduğum Instagram hesabım üzerinden de duyurularını yapıyorum. İsterseniz onları da takip edebilirsiniz. Açıkçası QCY GTC modeli fiyat performans olarak yine oldukça güzel bir akıllı bileklik, akıllı saat olarak karşımıza çıkıyor. Ben düşüncelerimi elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştım. Sizlerin de aklına takılan sorular varsa yine her zaman gibi bunları aşağıda yorumlar kısmında benimle birlikte paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.